Bunu şöyle şey yaptığınızda bu sözleşmenin taraflarını gösteren bir şema görüyorsunuz burada. Bunu herhangi bir çalışmada görebilirsiniz. Yani bu çalışmanın çok bir özelliği yok. Ben kendim çalışmalarımda kullanıyorum. İngilizcesinde kullanılıyor, Türkçesinde kullanılıyor. Şu ortadaki görevli şirket, bu hastaneleri yapan özel amaçlı şirket. Bakın yatırımcılar var, borç verenler var, kamu sektörü var, inşaat yüklenicisi var, bankalar var, şu var. Buraya şimdi bir şey eksik değil mi sizce? Buraya şimdi bence bir şey eksik ya. Her şey var. Ne kadar kalabalık değil mi? Şu iki tane tarafın yaptığı sözleşmenin bu kadar paydaşı var. Bir şey eksik. Burada siz yoksunuz. Burada siz yoksunuz. Kimsiniz siz? Vergi mükellefisiniz. Devlet öder. Böyle bir şey yok. Devlet kim? Devlet biziz ya. Vergi mükellefiyiz. Devlet bizi temsil eder. Atiste. Siz kimsiniz? Kullanıcısınız. Hizmet kullanıyorsunuz. Osmanlı Gazi'den siz geçiyorsunuz. Avrasya Tüneli'nden siz geçiyorsunuz. Parayı siz veriyorsunuz. Büyükleşmede siz yoksunuz. Böyle bir sözleşme ki, sıradan bir sözleşme değil. Ticari sözleşmelerde iki taraflı sözleşme yapar insanlar. Birisi hak sahibidir, birisi borç sahibidir. Borç sahibi yükümlülüğünü diğerlerine bedelini ödemek kaydıyla devreder. Nasıl devreder? Sigorta yaptırır. Değil mi? Depreme karşı binasını sigorta yaptırır. Sigortanın bedelini öder. Döviz borcu vardır. Gider vadeli işlemler piyasasında opsiyon, future, swap neyse ondan yapar. Bedelini öder. Kendisini korumak adına. Burada arkadaşlar sözleşmeyi yapıyorlar. Bedeli bize ödetiyorlar. Hangi aydı? Nisan ayıydı galiba. Ankara'da Ortaköy'de karım ve kızımla bir şeyler atıştırdık. Fiyat geldi. Şöyle bir adisyon geldi. 94 TL. Bu ne dedim? Hesap. Ya ben ne yedim, ne içtim, neyi neye, kaç paraya sattınız, ne yaptınız diye bir soru sordum yani. İnsani bir soru. Aldılar geldiler, baktılar 75 liraymış. %10'da garsonu aldık dediler. 82,5 lira. 94 lira nereden çıktı? Normalde ne beklerdiniz? 6 lira da bağış bırakın, 100 lira bırakın, çıkın. Öyleydi böyleydi. Ben 82,5 lira ödedim madem garsonuya dahil diye. 17,5 lira cebimde kaldı. Bu hikayede soramıyoruz. Biz tüketiciler bu hikayede kaç para ödediğimizi soramıyoruz. Bize bir fatura koyuyorlar. Böyle bütçe, az sonra konuşacağız. Bütçelerde bir satır olarak yap. Kirala devlet hastanelerini kira bedeli. Şu kadar. Yerse ödeyeceksiniz. Yap kirala devlet hastanelerinin hizmet bedeli. Yerse. Ne hizmet aldım, kaç aldım, ne zaman aldım, aldım mı, almadım mı? İşte Sayıştay raporları çıktığında öğrenmeye çalışıyoruz. Bu şöyle bir model. İşte dediğim gibi kullanıcıların ödediği bir model, veri mükelleflerinin ödediği bir model. Ben şey kavramını sevmiyorum. Yani bunu bakanlık ödüyor. Bunu devlet ödüyor. Hayır efendim ben ödüyorum. Ben kimim? 1215 Magna Carta'dan beri vergi mükellefiyim. Hakkım var. Bütçe hakkı diye bir hak var. Bilmem lazım. Yeni yatırımlar yapılıyor. Bunu şey yapmayayım, şehir hastanelerine yoğunlaşayım. Ben aynı zamanda ulaştırma tarafında çalışıyorum bu işin. Bu işin bir tane iktisadi gerekçesi var. Bu modelin bir tane iktisadi gerekçesi var. Onu da 2016 yılında Oliver Hart'la Bengt Holmström'le eksik sözleşme iktisadı alanında Nobel ödülü verildi. Bu işin sözleşmesi çerçevesinde. Bu yöntem kullanılamaz mı? Kullanılır tabii ki. Yani belirli koşullarda yemeği yerken kaşık kullanıyoruz, çatal kullanıyoruz, bıçak kullanıyoruz. Değil mi? Tatlı yerken daha küçüğünü kullanıyoruz. Ana yemekte daha büyüğünü kullanıyoruz. Bu da bir yöntemdir. Yani kamu finansmanında, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Ama yeri ve zamanı var. Yeri ve zamanı ne var? Diyor ki hizmet standardını daha iyi belirleyebiliyorsanız, hizmet standartını, o zaman köy yöntemini kullanabilirsiniz. Ama burada ödül ve ceza mekanizmasını da iyi kurabilmeniz lazım. Yok bunu yapamıyorsanız, yatırım standartını daha iyi belirliyorsanız, klasik yöntemi kullanın diyor. Hizmet standartını daha iyi belirleyebilmeniz için, çok fazla derine götürmeyeyim ben sizi,
İleri teknoloji ürünlerini bu sözleşmelere dahil etmeyin. Teknolojinin hızlı geliştiği alanlarda bu yöntemi kullanmayın. Uzun süreli sözleşmeyle, Sayın Vekilim Fikret Bey'le konuştuk bunu, teknolojiyi dondurmayın 25 yıldır. Bu sistemde bizde yapılıyor. Normalde dünya bu işi otelcilik faaliyetleri için yapıyor. Sağlık hizmetlerini tamamıyla dışarıda bırakıyor. Türkiye'deki ilk yapılan hatalardan bir tanesi tıbbi cihazları da dahil ederek o kullanım bedeline teknolojiyi bir yerde bağlıyor. Bu uzun hikaye. Bunun çok pozitif, normatif açıklamaları var. Karmaşık sözleşmeler, eksik sözleşme iktisadından açıklamaları var. Bütçe dışılığı var. Ama ben şöyle açıklamayı çok seviyorum. Bu yöntem şöyle bir şey. Bu Milton Friedman'ın Free to Choice, seçim serbest seçim kitabından alınan bir matristir. Friedman matrisi diye bilinir. Ben bunu çok seviyorum. Bu yöntemi açıklamak için bence bulunabilecek en iyi teori bu. Şimdi şöyle başlayalım. Kayhan Hoca'yla satışı. Birisi para harcıyor, birisi için harcıyor. Ben harcayıcıyım. Kayhan Hoca'da harcadığım kitle. Siz de vergi mükellefisiniz. Sizden de vergi toplayabiliyorum. Şimdi ben Kayhan Hoca'ya bir takım elbise alacağım. Bir de kendime takım elbise alacağım. Gittim mağazaya. Takım elbiseyi almak için biz iktisatçılar biraz fazla piyasacıyız galiba. Fiyatların iyi bir sinyal olduğuna inanırız. Fiyatlar bazen beni al der, bazen beni alma der. Bakarız, kumaşa bakarız, kalitesine bakarız. Eğer kaliteli ve ucuzsa alırız. İki tane ölçütümüz var alışveriş yapmak için. Bir kaliteli olacak, iki ucuz olacak. Ben kendi paramı kendime harcıyorsam hem kaliteli hem ucuz olmasını istiyorum. Kendi paramı kendim için harcıyorum. Ben Kayhan Hoca'ya da bir takım elbise almak istiyorum. Hediye olsun. Yani önümüzde yılbaşı geliyor. Benim paramı harcıyorum. Ucuz olması çok önemli. Hocam kalite konusunda özür dilerim. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben hediyeyi aldım, ne haliniz varsa görün yani. Hocam şöyle yapalım o zaman. Siz bana alın. Sizin paranızı kendime harcıyorum. Fiyat hiç önemli değil. Kalite çok önemli. En iyisini isterim. Yani en ucuzunu isterim. Siz bana alabilirsiniz. Sizin paranızı size harcıyorum. Sizin paranızı size harcıyorum. Ne fiyat ne kalite umurumda değil. Bana ne geliyor o umurumda. Oy mu geliyor? Zarfın içerisinde başka bir şey mi geliyor? Ben onunla ilgiliyim. Bu konuştuğumuz alan tam da bu. Sizin paranızı size harcıyoruz. Elin taşıyla elin kuşunu vuruyoruz. Bu hikayede el de sizsiniz, kuş da sizsiniz. Biziz yani, vergi mükellefler. Bunu son anda koydum. OECD 2014 Türkiye incelemesinden bu rapor Türkiye'de hastanelerin müşterileriyle ilgili bir bilgi veriyor bize. Biz OECD ülkeleri içerisinde Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yatak doluluk oranında %65'teyiz. Üçüncü sıradayız. Yani yataklarımız dolmuyor. Yani bu şehir hastanelerine müşteri de gelmeyecek gibi gözüküyor. Yani büyüklerimiz ne düşünürler bilmiyorum ama yok. Müşteri yok burada yani. Bunu söylemiş olayım. Ben bu hikayeyi şu literatürden daha çok çalışıyorum. Mega proje literatüründen çalışıyorum. Gene burada da bir benim yetkililerle isim tanım çelişkimiz var. Anlaşamadığımız bir nokta. Mega biliyorsunuz bizim yöneticilerimiz mega proje demeyi çok seviyor. Mega bilgisayar dilinde 100 milyon demektir. Bilgisayar dilinde milyar giga. Bizim milyar dolarlık, milyar TL'lik, milyar euroluk projelerimiz var. Aslında bunların adı mega proje değil, giga proje ama ben duymasınlar diye de korkuyorum. Şimdi benden duyarlarsa biz daha iyi bir şey yapıyormuşuz, adını bilmiyormuşuz diyecekler diye. Bunlar giga proje. Şu veri ortalama proje büyüklüğünü gösteriyor. Yani sözleşmenin değerini, yatırımın değerini yatırımın sayısına bölüyoruz. Basit bir iktisadi işlem. Türkiye, Dünya Bankası verilerine göre
Birinci sırada ortalama proje büyüklüğünde 650 milyon dolar. Biliyorsunuz milyar milyar dolarlık havalimanı projelerimiz var. Brezilya, Meksika arkamızdan geliyor. Bu iyi bir şey değildir. Yani proje büyütmek çok tehlikeli bir iştir. Büyük proje yapıyoruz argümanı biraz dikkatli olunması gereken bir şey. Yani çok özenli olmalı. Başarıyı biz iki şeyle ölçüyoruz. Zamanında mı yapıyorsunuz? Ya vaat ettiğiniz projeyi zamanında yapabiliyorsanız, o büyük projenizi ve öngördüğünüz bütçe içerisinde yapabiliyorsanız bence tamam. Ama bu ikisini yapamıyorsanız projeyi kötü yapmışsınız. Şimdi 6 ayda yapacağınız ihaleyi 2019 yılında iptal ediyorsanız iyi bir sonuç çıkmamış. Veya 2009 yılında yapmış olduğunuz bir fizibilitenin hastanesini 2018 yılında açıyorsanız o da iyi bir şey değil. Aradan geçen 9-10 yılda dünya değişiyor. Enflasyon, faizler, işte ekonomik krizler, onlar bunlar. Sizin maliyetinizi değiştiriyor mutlaka. Bakın şu tabela, tablo. Flavie diye bir Oxford Üniversitesi'nden Danimarkalı bir arkadaşımız, meslektaşımızın yaptığı bir çalışma. Mega projelerin akıbetine bakıyor. Süveyş kanalında maliyet %1900 şaşmış. 1900. 100 liraya yaparız demişler, 1900 liraya bitirebilmişler. İskoç parlamento binası %1600. Hem gelişen hem gelişmiş ülkelerde, bu uzayabilir. Mega projelerde bir kere maliyet şaşıyor. Bize de rakamlar çok gizli ama böyle iğne deliğinden rakam topluyoruz. Şunu bilebiliyoruz. Gebze-İzmir otoyolu 2009 yılında ihalesi yapıldı. 2019'da yanılmıyorsam Temmuz ayında son fazı tamamlandı. 6,5 milyar dolardır sözleşme değeri. Yatırım, sözleşmeye göre yatırım bedeli. Cumhurbaşkanı o zaman Bursa Şehir Hastanesi'ni açıyordu. Orada açıkladı kendisi. Biz bu projeyi 11 milyar dolara tamamladık dedi. Projenin kıymetini bilin. Bu şu demek. Çok kötü bir proje yaptık. 6,5 milyar demiştik, 11 milyara tamamladık. %80 fiyat şaşmış. Maliyet şaşmış. Biz 4,5 milyar doları hesaplayamamışız. Efendim 4,5 milyar dolar dünyanın her tarafında çok büyük paradır. 4,5 milyar dolar şaşıyorsunuz ve bunu da iftiharla söylüyorsunuz. Olmaz. Bu Avrupa Birliği Sayıştay'ın bir raporu. Avrupa Birliği deneyiminden hareketle bu projelerin çok büyük eksikliklerinin olduğu söyleniyor. Önemli değil. Bu da bizden bir rapor. Bizim resmi metinlerimizde şu lafları duymaya çok yakışıklı ve çok heyecan verici metinler. Ben de bir gün böyle bir bu açıdan anlatabilir miyim diye bir çalışma yapacağım hocam. Yani böyle bu hikayenin bir de bu yönüyle anlatayım yani. Etkili, etkin, ekonomik falan böyle yapacağız yani bu projeleri diyor. Hem 2019'daki şeyde okuyorsunuz zaten, ben tekrar okumayayım. Etki ve finansal açıdan verimli olacak diyor. Orta vadeli program. İşte bunun da adını koyamadık. Yetkililerimiz YEP diye bir şey çıkardılar. Yani. Yeni ekonomik program. Ben her şeyi söyleyebilirim. Siz de söyleyebilirsiniz. Burada her şeyi konuşabiliriz. Ama bir bürokrat mevzuatın dışında konuşamaz. Pozitif hukukta olmayan bir kavram kullanılmaz. Pozitif hukukta yeni ekonomi programı diye bir kavram yok. Hani lansmanını yapıyorlar ya, lansman yapıyoruz, yeni otomobil modeli tanıtır gibi. O programın 2019'undaki orta vadeli program, etki ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak diyor. Çerçeve, düzenleme yapılacak. 2020'ye geliyoruz, gene aynısını yapacaklar. Kamusal işbirliği uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak bir çerçeve düzenleme yapılacaktır. Bu her seneki programlarda bu yazar böyle, standart, 10 yıldır bu yazıyor. Peki yapıyorlar mı? Evet, öyle bir kanun var aslında. Yeni bir düzenleme yapmaya gerek yok. Hem şehir hastaneleriyle ilgili, kent hastaneleriyle ilgili kanunda var. Hem diğer yap işlet devlet mevzuatında, ulaştırma sektörüyle ilgili var. Diyor ki, şöyle bir tanım var. Bakın bu tanım var ya, o kadar kıymetli bir tanım ki. Yeni bir düzenleme yapmaya gerek yok. Eğer buna göre yapabiliyor olsanız, 10 projenin 9'unu iptal ediyor olmanız lazım. Bu mevzuata uygun bir fizibilite çalışması yapabiliyorsanız. Ekonomik, çevresel, sosyal ve hukuki açılardan
Dün İstanbul Havalimanı'ndaydım. Kuzey Marmara'yı mahveden bir projedir. Bir kere şu çevresel dediği zaman o projenin iptal edilmesi gerekiyor. Gibi 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 uzuyor bu. Tabii tek yöntem bu değil. Geleneksel yöntem yerine YİT modeliyle hayata geçirilmesinin gerekçesini açıklayacaksınız. Niye devlet bütçesinden değil de bu modelle bu hastaneyi yaptığınızı bana izah etmeniz lazım. Hesap verebilirlik öyle müfettişler ve mahkemeler önünde olmaz. Hesap verebilirlik az önce benim garsona sorduğum gibi. Bunun altında ne vardı? Bu 94 liranın bileşenleri nedir? Hesap sordum ben orada aslında. Hesap verebilirlik, express yourself. Kendini izah et ya. Bir izah edin. Bir anlatın yani. Ben neyi ödüyorum, kaçı ödüyorum, nasıl ödüyorum? Bunun anlatılması gerekiyor. Mevzuat bu olmakla beraber... Buraya koymamışım, özür dilerim. Kalkınma Bakanlığı'nın 2014 yılında yayınlanan bir çalışması vardır. Kamu Özel İşbirliği Özel İstihdas Komisyonu. Tüm ilgili katılımcıları topladılar. Ben de vardım orada. İşte tartışıldı, konuşuldu falan. Bir tane uygulamacı, üst düzey bir uygulamacı şey diyor. O raporda bunun daha diplomatik dille yazılmış halini görürsünüz. Uygulamaya baktığımızda diyor, kendi kurumum da dahil zaman zaman fizibiliteleri abarttığımız, fizibil olmayan projelere fizibilite katmak adına taklalar attığımız bir gerçek diyor. Bu isimsiz bir uygulamacı. İsimli uygulamacıyı da ben söyleyeyim size. Hamdi Topçu, biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın genel CEO'su uzunca yıllar yaptı. Yerelden globale diye bir anısı çıktı hatırlarsınız. İstanbul Havalimanı ile ilgili 4 sayfalık bir bölüm vardır. O havalimanında dönemin bakanının mevcut havalimanına bir pist yapılmasıyla halledilecek sorun yerine bu Kuzey Marmara'daki kazı memlekete atmak için nasıl taklalar attırdığını anlatır orada. Çok iyi anlatır. Açık kaynak, açık isim, yetkili de Hamdi Topçu'dur yani. Böyle yapıyorlar bizim yetkililerimiz projeleri. Diyeceksiniz ki bir iki tane insana inanmak zorunda mıyız? İnanmazsınız. Belki Hamdi Bey abarttı. Belki de bu uygulamacı abarttı. Dünya Bankası'nın bir çalışması var. 82 ülke için yapıyor. Gene bu ülkedeki herkese soruyor. Akademisyenlere soruyor. Bürokratlara soruyor. Bankacılara soruyor. Gazetecilere soruyor. Sizin ülkenizde bu kamu özel işbirliği uygulamaları nasıl yapılıyor diyor. Soru bu kadar basit. Merkezi Bütçe Kurumu'nun orayı alınıyor mu? Demin gösterdim, alınıyor. Evet, dün konuştuk, Yüksek Planlama Kurulu'ydu eskiden. Bu şu anda Cumhurbaşkanı oldu. Oradan bir onay alınıyor. Onayın nasıl alındığını biliyorsunuz. Bu projelere ben biraz da hayalperest projeler diyorum. Birisi diyor ki, ya benim şehir hastaneleri hayalimdi. Bizim bürokratlar koştur koştur o hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. Kanal İstanbul benim hayalimdi, hadi Kanal İstanbul yapacağız. Üçüncü havalimanı benim hayalimdi, hadi onu yapacağız. Bu kadar hayal kurarsanız projelerde hayalperest oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu onaylar verildikten sonra ayrıntılı bir analiz yapılıyor mu diyor. Türkiye, Brezilya, Çin, İngiltere'yi karşılaştırdım. Böyle skorlar veriliyor. Bakın Türkiye'de şu sütunun tamamı hayır diye geliyor. Etkili bir finansal analiziniz var mı? Bunun için bir yönteminiz var mı? Yok. Çevresel etki değerlendirmesi için özel bir yönteminiz var mı? Yok. Riskleri belirliyor musunuz? Bununla ilgili bir yönteminiz var mı? Yok. O yok, bu yok, şu yok. Bu kadar yokluğun arasında biz fizikle yapıyoruz. Bu şeye baktığınız zaman bunu puanlıyoruz. Evetse bir, hayırsa sıfır gibi. Türkiye bakın... Çin'den sonra ikinci bu işleri yapma konusunda başarısız ülkelerden bir tanesi. Yani yöntem geliştirme ve uygulama konusunda yani iyi bir fizibilite yapmıyoruz. Peki bu doğru mudur? Yanlış olabilir. Yani anket sonucudur. Ne yapacağız? O zaman iş başa düştü. Kendim test edeceğim. Yani ona güvenme, buna güvenme. Ben bir şey yapayım o zaman. Sağlık Bakanlığı 2017 bütçesinde Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili bir fizibilite değerlendirmesi açıkladı. Şu yönteme göre yaptığını söylüyor. Şu çerçeveye göre ayrıntılı bir fizibilite yaptım diyor. Bunu parlamentoda milletvekillerine dağıttı Sağlık Bakanlığı. Sonra ben de elime geçti. Bu fizibilite nasıl yapılmış diye bilgisayarın başına oturdum. Çok basit. Excel kullanabilen herkes yapabilir bunu. Şöyle bir sonuç çıkardım. Bu şunu söylüyor, sesim gelmeyecek galiba ayrılırsam. Buradan söyleyeyim ben size. Bakın,
Sağlık Bakanlığı diyor ki şu ilk sütun Sağlık Bakanlığı'nın hesaplamasını gösteriyor. İkinci sütun da benim hesaplamalarımı gösteriyor. Şu da benim hesaplamalarım. Şu Sağlık Bakanlığı diyor ki ben Bilkent Şehir Hastanesi'ni klasik modelle yapsaydım kaç paraya mal ederdim? Bu da ben Bilkent Şehir Hastanesi'ni kamusal işbirliği modeliyle yaptım kaç paraya mal ettim? Bunu karşılaştırıyor. Sonuçta diyor ki ben iyi ki bu modelle yapmışım diyor. Nasıl diyor? Ben diyor bu detaylara girmeyeyim. Sıkmayayım sabah sabah canınızı. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı diyor ki ben klasik modelle yapsaydım 100 liraya yapacaktım. Bilkent Şehir Hastanesi'ni. Bu yöntemle yaptım 76 liraya mal ediyorum. Yani %24 ben tasarruf sağladım diyor. Aynı verilerle oradaki verilerle ama manipüle edilmiş varsayımları düzelterek, maddi hataları da düzelterek ben yapıyorum aynı hesaplamayı. Ki yöntemlerine katılmamakla beraber olsun diyorum. Yani ne yapalım? Çünkü çok farklılaştırdığım zaman çok tartışmaya girmiş olacağız. Yani o kadar abartmaya gerek yok. Aynı yöntemle ben yapıyorum çalışmayı. Diyorum ki klasik yöntemle 100 liraya yapacağınız Bilkent Şehir Hastanesi'ni siz aslında 173 liraya yapıyorsunuz. %73 daha pahalı yapıyorsunuz. Hesaplar burada. Kayahan Pala'nın derlediği bir kitapta bunu ayrıntılı yazmıştım. Orada varsayımların detaylarını görürsünüz, hataların nedenlerini görürsünüz. Onu okursanız, bilgisayarın başına yapar oturursanız aynısını bulacaksınız. Çok rahat olun. Bizde her şey saydam. Yaptığımız hesaplamaların arka planını çok rahat paylaşabiliyoruz yani. Aynısını göreceksiniz. Kuruluş yeri seçimi. İşte Sinan Bey şöyle diyor. Hastanelerde ölçek ve kuruluş yeri çok önemli bir sorun. Ölçeği büyüttüğünüz ölçüde projeyi büyütüyorsunuz. Projeyi büyüttüğünüz ölçüde karmaşıklaştırıyorsunuz. Karmaşıklaştırdığınız ölçüde proje yapmayı ve sözleşme yazmayı zorlaştırıyorsunuz. Az önce bahsettiğim Oliver Hart'ın bu eksik sözleşme iktisadında projeleri büyütmeyin der. Biz şehir hastaneleri özelinde bir tane daha hata yapıyoruz. Projeyi büyüttükçe yer sorunumuz ortaya çıkıyor. O büyük projeye, kampüse alan bulmamız lazım. Bu da genellikle şehir dışında oluyor. Şehir içerisinde AVM ve rezidans yaptığımız için yer bırakmadık. Bunları şehir dışına atıyoruz. Şehir dışına atmak anlamlı mıdır? Şehirler büyür, olabilir. Yani beni çok ilgilendirmiyor şehrin dışında veya içinde olması. Çünkü arabam var. Ayıptır söylemesi, biraz da param var. Ben özel hastaneye de gidebiliyorum. Yani özel sağlık sigortam da var. O yüzden ben şehir hastanesinin lokasyonuyla çok ilgili değilim. Sağlıkta dönüşüm programının bir önceliği var, temel önceliği. Diyor ki evrensel sağlık hizmeti sunacağım ben. O bahsettiğiniz 2003 yılındaki programda evrensel sağlık hizmeti şu. Öncelikle sağlık hizmetlerine öncelikle yaşlılar ve yoksullar erişecek. Bu hastaneler tam da yaşlıların ve yoksulların erişememesi üzerine kurulmuş bir hastane. Bu mesafeleri yaşlılar ve yoksullar nasıl kat edecek de bu hastaneye erişecek. İkinci basamak hastaneleri de kaldırıyorsunuz bu hastaneleri doldurmak için. İşte Ankara'da 13 tane hastane kaldırılmış. Onları da kaldırıyorsunuz. Sinan Bey'den öğrendim. Birinci basamakta komple ihmal ediyorsunuz. Aşılamalar, şunlar bunlar. TV'de konuşmuştu. Birinci basamağı iptal edin, ihmal edin. İkinci basamağı iptal edin. Üçüncü basamağı şehrin dışına atın. Sağlık hizmeti yok. Geçmiş olsun. Yani benim tuzum kuru. Ben içerideki özel hastanelere gidebilirim. Kayan Hoca'dan öğrendim. Aciller niye bu kadar dolu? Gitmiyorlar oraya yani. Acilden bedavaya girecek. Adamda para yok, haklı. Yaşlı ve yoksul. Bunu ben mi söylüyorum sadece? Hani ben belki diyebilirsiniz ya siz doktor musunuz, sağlıktan ne anlarsınız? Yetkili bir arkadaşımız var. Elazığ Şehir Hastanesi ile ilgili konuşuyor. Bu arkadaşımın başına bela oldum. Gittiğim her yerde adını anlatıyorum. Yapacak başka bir şey yok yani. Kendisi basına konuştuğu için rahatım yani.
Bu arkadaş şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama Adnan Seyrek, Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri, Elazığ Şehir Hastanesi özelinde demeç veriyor. Anlatıyor. Bu bölgelerdeki hastalar basit sağlık şikayetleri nedeniyle bile şehrin içerisindeki trafiği geçip şu anda eğitim ve araştırma hastanesine gidiyor. Önümüzdeki dönemde şehrin bir ucundaki Doğu Kent'te bulunan şehir hastanesine gitmek zorunda kalacak. Bunun akla ve mantığa sığacak bir tarafı yok. O diyor, ben demiyorum. Ben desem ne yaparlar bilmiyorum. Yani bu şehir hastanelerinin akla mantığa sığacak bir tarafı yok desek yani başımıza ne iş gelir. Ama Adnan Bey söylüyor yani. Bilginiz olsun. Şu tabloyu Sayın Vekilim'den resmini çekmiştim Fikret Bey'den. İzninizle kullanacağım. Şu şehir hastanelerine merkezden taksiyle geçen süre ve taksi ücreti. Bursa Şehir Hastanesi 60 dakika ve 150 lira. Biz bu şehir hastanelerinin fizibilitelerini yaparken bir şey unutmuşuz ya. Değerli Hazirun. Hastanelere gitmek için yol lazımmış. Yani öyle bir sırrı varmış hastane işletmeciliğinin. Yol yapmak gerekiyormuş. Yol olmadan hastaneye gidilmiyormuş. Hastaneleri yapınca öğrendik biz. Bilken Şehir Hastanesi'ne yol yapmak için ODTÜ ve Hacettepe ormanların bağrını deldik. Yol yokmuş oraya, gidemiyormuşuz. 3800 kapasiteli hastaneye ulaşmak için bir toplu taşımımız yokmuş. Kayahan Hoca'dan öğrendim. Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmek için de şimdi metro yapacaklar, raylı sistem yapacaklarmış yani. 10 yıldır her şeyi düşünmüşler ama yol yapmak akıllarına gelmez. Bir de sorsanız yol yaptık yani. Yolsuzluk deyince yol yapmayı anlıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yol yaptık. Ama yol yapmamışlar. Şehir hastaneleri üzerinde yol yok. Uğur Hocam toparlayabilir miyiz? Toplayacağım. Şuraya geleyim. Bu son tablo. Bütçe üzerindeki yükü anlatacağım. Şehir hastanelerinin. 2019 yılındaki bütçe harcamalarından çıkarmıştım ben bunu. O bütçe harcamalarına göre yatak sayısını buldum. Yatak başına ücreti buldum. 8 tane hastaneden yatak başına kaç para maliyetimiz var? Kira maliyeti. 1 yıllık. Onu bulabiliyoruz. Bunu biz 4 işlem. Bir şeyi bir şeye böldüğünüz zaman bütçe ödeneğini 6.2 milyar doları 8 hastanenin yatak sayısına böldüğüm zaman 6.150'yi 8.300 yatak sayısı yatak başına maliyet 735 bin lira. Yatak başına maliyet 735 bin lira. 2019 bütçesinde şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükü %12. 21 hastanede sözleşme imzaladık biz bugüne kadar. Orada 30-31 bin civarında yatak var. Tabloda görebiliyorsunuz. Onları aynı yataktan ihale edildiğini kabul edersek bir yıllık bütçe içerisindeki payı %47. Tüm program bittiğinde 42 bin yatak, az önce Raşit Bey 44 bin dedi, sayılar sürekli değişiyor. Ben 42 binden hesapladım. %64. Hastanenin bütçesinin, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin 3'te 2'si sadece şey gidecek, şehir hastanesine gidecek. Diğer sağlık hizmetleri ne olacak bilemiyoruz. Bunu Kayahan Bey kullandı, İbrahim Bey de burada galiba, o da kullandı bunu. Daha ayrıntılı açıklarsınız, benim sürem doluyor. Ben daha güzelini yaptım. 2020 yılı bütçesi için yaptım. Ben onu kullanacağım. yılı bütçesi, biz iktisatçılar kuşkuluyuzdur. Yani tek bir yılın verisiyle genelleme yapmak doğru olmayabilir. 2020 yılı bütçesi için yaptım aynı hesaplama bütçe ödeneği için. Yatak başına maliyeti 775 bin buldum. Demek ki yatak başına maliyet 750 bin lira falan yani. Ortalamada. Buna göre bir daha hesapladım. 21 hastane için 23.9 milyar buldum. 25 yıllık bedeli bu defa değişik bir iş yaptım. Dolara çevirdim. İbrahim Bey'den esinlendim. Dehşet bir rakam çıktı. 142 milyar dolar. 25 yılda ödeyecek. Ben 66 milyar dolar ödeyeceğiz diye hesaplamıştım. 25 yılda 142 milyar dolar çıkaracağız, ödeyeceğiz. Bu ne anlam ifade ediyor diyebilirsiniz. Yani ne olur ya 142 milyar dolar, biz büyük devletiz yani ne olur ya. Beni parayla mı korkutuyorsun hoca?
öderiz, 25 sene ödeyeceğiz dersiniz. Şununla tamamlayacağım. İki dakika vaktim varsa hocam. Şunu da tamamlayacağım. Biz biliyorsunuz bu projelerde dolar üzerinden, döviz üzerinden garantiler veriyoruz. Enflasyon ve finansal riskleri biz alıyoruz devlet olarak. Enflasyon, faiz ve şey riskini, döviz kuru riskini biz alıyoruz. Şu 20 şehir hastanesinin kira borcu, ben bunu 67 milyar dolar olarak hesaplamıştım. Basında yer alan bilgilere göre zamanında basın bu ihalelerin sonuçlarını yazabiliyordu. Biz de oradan derleyip toplayabiliyorduk. O günkü ihale günü üzerinden kur üzerinden dolara çevirdiğimde şehir hastanelerinin yükünün 25 yıllık yükünün 67 milyar dolar olduğunu hesaplamıştım. Bu da ulaştırma projeleri 26 milyar dolarda ulaştırma projelerinden kaynaklanan ülkenin bir yükü var. Toplamda 93 milyar demiştim. Bu son hesaplamayı yapmadan önce. Bu 93 milyar ne anlam ifade ediyor? 93 milyar dolar bizim için ne anlam ifade ediyor? Biliyorsunuz biz kendi paramızla ticaret yapan bir ülke değiliz. Biz soft currency diyorlar. Başkasının parasıyla yapıyoruz. Amerika ticareti kendi parasıyla yapıyor. Doları basıyor. Merkez Bankası bu taraftan A4'ü veriyor, bir taraftan Abraham Lincoln'u alıyor. Avrupa Birliği de öyle, biz öyle yapamıyoruz. Döviz kazanmak zorundayız. Şu hesap şunu söylüyor, burada keseceğim. Bugün itibariyle kur 10 kuruş oynarsa, 10 kuruş oynarsa bu sistemden kaynaklanan finansal yükümüz nedir? Bütçeye gelecek yük nedir? 10 kuruş oynayabiliyor biliyorsunuz Trump'ın bir mesajıyla işte bir yere gidiyor yani. Yatıyor mudur bilmiyorum. Sabah kalktığında bir mesaj tweet atsa ne olacağını bilmiyoruz. 10 kuruş oynarsa 9.4 milyar Türk lirası bizim borç yükümüz artıyor. 9.4 milyarlık borç yükünü dolara çevirirseniz 1.6 milyar dolar yapıyor. İsterseniz asgari ücretten kaç kişiye para verebilirim diye çevirirseniz 200-300 bin kişi civarında vatandaşa bir yılda asgari ücret verebiliyorsunuz. Genç işsizliğin %27 olduğu bir ülkede, yani her 3 çocuğumuzdan birisinin işsiz olduğu bir ülkede 300 bin tane asgari ücretin ne olduğunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.